Sevgili seyirciler hoş geldiniz. 32. güne hoş geldiniz. Bu gece çok renkli bir gece geçireceğiz. Bu gece YÖK sorunu yok. Avrupa Birliği yok. Ekonomi iyi mi gidiyor, dolar çıktı mı indi mi, o da yok. Bu gece Ajda Pekkan var. Ajda hoş geldin. Merhaba. Hoş hemen onu sormak istiyorum. 5 yıldır yoktun. Neredeydin? Buralarda geziniyordum. Peki. Daha çok işkembeciler. Tam diyorduk ki Ajda galiba bu işten biraz soğumaya başladı diyorduk. Bam diye müthiş bir şeyle tekrar çıktım. Aslında doğru, yani o evrelerden geçmiyor değilim tabii. Yani bıkkınlık geldiği zamanlar oluyor belli bir süreç içinde. Ama toparlanabiliyorsun. Ama yapma, çünkü sen önce bizim starımızdın, sonra süperstar oldun, sonra diva oldun. 35 yıl süreyle seni ben gazetelerde, kapaklarda, her yerde sen vardın. Onun için sakın ha gitme, sen yok, son derece önemlisin. Sevgili seyirciler, ilk yıllarından başlayalım Ajda'nın. Ondan sonra bu nefis söyleşiyi beraber götüreceğiz. Bakın ilk yıllarda Ajda Pekkan'ı Türkiye nasıl kucakladı. Bayanlar, baylar, şimdi de size gecenin sürprizini takdim ediyorum. Şimdiye kadar hiç dinlemediğiniz eşsiz bir şarkıcı ve harikulade birisi. Bayanlar, baylar, işte gecenin yıldızı. Amore, amore, casa di trattare tutto il giorno a me. Twist, twist, abedic, abedic, twist, twist. Lap, lap, loba, loba, twist, twist. Abedic, 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 twist. Yeşe. Halime'nin güneşe karşı odası, Alman odası, şimşek odası. Öpüşürken çıka gelmiş kocası, kocası. Aman 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 gül pembe, ne çok da cilveler var. Yine yeşermiş fındık dalları, yine yeşermiş fındık dalları. Acam ne olacak? Olmaz artık, kapı açık, arkanı dön ve çık. Şimdi Ajda aslında bu tam şey yapmadı. Yani bu klip 1960'lar. Fakat ondan sonra senin 67'den sonra, öyle değil mi? Yani şarkı şeyi 67'den sonra 70'ler. Sonra. Tabii yani ilk o derginin bir kapak yarışmasıyla beraber, yani birkaç arkadaşımla beraber kazandık. Yani ben kadınlarda birinci, erkeklerde de 63'teki yarışmada. Sonra birdenbire kendimi film dünyasının içinde buldum. Fakat gönlüm hiç oralarda değildi. Çünkü filmle ilgili hiçbir benim bir algım yoktu. Ya, güzeldi tabii. Yani çok keyifliydi aslında bir sürü böyle çok benim hayran olduğum sanatçıyı bir arada böyle belli bir mekanda görmek herkes için inanılmaz bir illüzyon sanki. O nedenle ben şöyle söyleyeyim ya, o rüyayı daha sonra benim kendi açımdan gönlüm olmadığı için bana göre artık fazla film yapıp işi daha kalitesizliğe götürmekten korkarak kaçtım. Bıraktım sinemayı. Yani çünkü ama ben şarkıyla. Şarkı, evet, daha çok şarkı. Çünkü bir de sabahları saat 7'lerde kalkıp akşamlara kadar film setinde olup tekrar şarkı söylemeye gitmek benim için çok yorucuydu. Sonunda şarkıcılık veya film hayal olacaktı. Peki nasıl oluyordu? Yani film günde sen de eskiden olduğu gibi birkaç film çevirenler arasında mıydın? O zamanlarki standartlar çok şeydi yani. Bir setten bir sete. Bir setten bir sete. Bugünkü gibi güzel standart, güçlü standartlarda değildi tabii. O nedenle şimdi artık karavanlarda sanatçılar soyunuyor. Mesela harici mekanlarda çalıştığı zaman
bizim dönemimizde bir sobanın etrafında hepimiz üşüşür, üşümemeye çalışırdık sabahın köründe bizi alırlardı akşama kadar. Bu nedenle de ama şöyle bir şey söyleyeyim. Tabii ki ben film dünyasına hiçbir zaman saygısızlık etmemek, en başta kendime ve tabii ki halka saygısızlık etmemek için yavaşça sıyrıldım o işten ama ben bütün ismimi, ünümü, her şeyimi filme borçluyum, filmlere borçluyum tabii. Yani o kadar insanın yani beni tanıması tabii ki. Peki ondan sonra şarkıya girdin. Şarkılara girdiğin zaman bakıyoruz daha çok ilk başta yabancı şarkılar. Yabancı şarkılar söylüyorsun ilk başta. O dönemin şeyi o muydu? Yani modası yabancı şarkılar mıydı? Tabii yabancı şarkılardı. Daha doğrusu popüler müzik o zaman daha konsept olarak oturmamıştı. Yoktu böyle bir şey. İlk defa mesela etnik müzik vardı, halk müziği vardı, Türk sanat müziği vardı. Hepimiz o şemsiyenin altında gönül olarak toplanıyorduk. Yani bunları seven insanlar olarak toplanıyorduk. Ama müzik müziktir yani türleri değişik. Ama neticede müziği seven bir insan sonunda bir çıkış buluyor bence. Müzik eğitimi var mıydı o dönemde? Müzik eğitimim konservatuvarı kazandım ama devam çok az edebildim maalesef. Şan dersi falan alman daha sonradan oldu. Tabii. O içimde kalmış bir şey oldu benim. Ne yazık ki yani yapmam gereken bir iş. Ama seninki de cesaret. Evet öyle cesaret doğru. Yani birdenbire peki o döneme dikkat ediyorum. O dönemde hiç gelen olmadı. Yani senin arkandan gelen. Değil çok mi? Merdi. Sen tek başına. Çok doğru. Önümde yıllarca hiçbir örnek yoktu. Bir ölçü yoktu. Yani ben tek başıma ne yapacağımı bilmiyordum. Sadece şarkı söylemenin çok önemli olduğunu zannediyordum ama bunun dışında da bir takım eksiklerim olduğunu da görüyordum ama o sırada böyle bir olayların sistematik hiçbir şekli yoktu. Yani mesela bir menajer sistemi, bir ne bileyim bir prodüksiyon şirketi ve seni sana sponsor olacak bir firma, bütün bunlar hepsi çok hayal şeylerdi. Onun için hangisini tek başına yani. Şey yapardın Ajda? İyi bir aktris miydin? İyi bir şarkıcı mı oldun? Şarkıcı diyorum çünkü demin, sanatçı evet, çok geniş bir... Biraz evvel izlediğimiz filmlerden de örnek alırsak eğer ölçü olarak ben orada galiba istediğim Ajda'yı yakalayamadım. Yakalayamadığım için de her geçen gün kendimi cezalamaya başladım. Niye ben? Yani böyle bir şey tabii. Niye bunu kızıyor muydun? Kızıyordum çok. Olmuyor ama. Yani bu ben miyim? Allah aşkına bırak git filan ne yapmam. Bu arada da set aralarında sürekli işime konsantre olacağım ama bir pick-up elimde sürekli bütün müzikleri dinliyorum. Kendimi işte geliştirmeye çalışıyorum. Bir takım şeyleri oluşturmaya çalışıyorum. Ve ileride sahnede bütünleşmek için. Ve neticede bu oldu yalnız. Yani bu bütün çabalar çok boşa gitmedi. Hırslı yani bir insansın. Hırslıyım belki ama hırslarım hiçbir zaman aklımın önüne geçmeyecek kadar. Ya onun ayarını yakaladığın evet, zaten. Yani görüyorum. Ayarı olmadığı zaman çok feci oluyor çünkü ya, görüyorum bazen. Ondan sonra çok ilginç çünkü böyle giderken bir bakıyoruz 1970'ler hep yabancı şarkılar yabancı ve şarkılar. Arkasından 1980'de tabii meşhur Eurovision yarışması geliyor. Evet, şimdi Eurovision'a bakıyorum da milli maç gibiydi o zamanlar. Öyle alındı değil mi? O zamanlar o dönem korkunçtu yani. Herkes böyle her şeyi bırakıp televizyonun başına futbol filan seyreder gibiydi. Ki o zamanlar bizim yani 14. olmamız çok önemliydi. Şöyle önemliydi. İnsanlar birdenbire çok üzüldüler. Sanki milli bir maçı kaybetmiş gibi. Oysa ki bu çok böyle uluslararası bir yarışma ya yani. Ticaret bu. Ticaret yani tabii yani plak şirketlerinin kendi reytingleriyle ilgili bir ticaret. Ve dolayısıyla bu sanatçıların şimdiki ama hiçbir Sertab zaman... Sertab nasıl? Sertab'ı hiç küçümsemiyorum. Çok büyük bir iş yaptı. Bence peki, Türkiye adına artık Türklerin biliyorsunuz futbolda olsun işte yani mesela A milli takımının Galatasaray'ın, Süreyya Ayhan'ın... Ama Sertab'ın kazanması sence... birçok şey etkiliyor herhalde. Şarkı, muhakkak. PR'ı, tanıtımı. Ah, tabii şu, yani, o zaman nasıl oldu? Eurovision anlatsana biraz bize. Eurovision korkunç. Yani o PR olmadan, PR grubu, arkanızda bir sponsor firma olmadan, bu kendi plak firmanız da olabilir. Olmadığı takdirde her şey sıfır. Yalnız başınıza oraya gidersiniz ve hiçbir şey yapamazsınız o süreç içinde. Bütün evet, birikiminiz boşa gider. Ve de yani eğer siz bugün bir ünvana sahipseniz, yani mesela ben diyeyim bunu o zaman her zaman bir Ajda Pekkan olarak gelip de onu feda etmek, kendi başına geldiğin bursunla bir yerlere vardığın bir yerde kendi kendini feda etmek gibi bir şey. Çünkü
Bu yani sportif bir yarışma kazanabilirsiniz. Aa yapamadı diye düşünüyorum. Evet ama çocuklar doğrusu inanılmaz güzel çalışmışlardı. Hem orkestrasyon hem de çok spekülasyona yol açtı ama Sertab'ın İngilizce söylemesi fevkalade akılcı bir tavırdı. Sen niye Türkçe söyledin? Bana öyle söylettiler çünkü ben çok izledim. Yani başka bir lisanda söyleyeyim, Fransızca veya İngilizce. Neyse, hayır illa ki Türkçe olacak. Ve üç tane alternatif şarkı geldi önüme o sırada. Biri Bir Dünya Ver Bana, biri Olsam, Cenk Taşkan ve Şerif Yüzbaşıoğlu'na aitti. Şerif Yüzbaşıoğlu, evet, Allah rahmet eylesin, doğru. Ve jüri bu üç şarkıyı da bana alternatif şans tanıdılar üstelik. Ben de sevinç içinde lay lay lom gittim, bunları okudum. Bütün ümidim, birkaç arkadaş vardı orada tanıdığım. Hatta bizim o günkü arkadaşlarımızdan jüride. Onların gözlerinin içine bakıyorum böyle, ne olur herhalde Bir Dünya Ver Bana veya Olsam kazanacak diye. Ah, çıkışta bir baktım herkes böyle sanki çok bir şey kaybetmiş gibi çıkıyor yerde gözleri. Ve bana bakmamaya çalışıyorlar. Ben de kedi gibi kenara böyle hangisi acaba diye. Bir baktım ki maalesef diyorum sonradan toplum tarafından çok sevildi. Ama ben o sırada böyle bir uluslararası yarışmaya bu kadar ülkenin kendi içeriğiyle bağlantılı çok sevdiği bir parçaya daha etnik diyelim petrole. Evet. Bir parçayla katılma şansımı az görüyordum. Yani belki o sırada kendi zafiyetlerimden böyle hep yabancı şarkılar söylediğim için birdenbire petrol çok oryantal eller havaya geldi bana bir an için. Ama sonra oryantal eğer o şarkı bugün petrol yarışmaya girseydi onun bambaşka bir orkestrasyonla bambaşka bir koreografiyle başka çıkardı. Tabii ki çünkü öyle bir yarışmada her türlü şarkı artık bir kere dünya sentez müziğe girdiği için bütün caz, pop, etnik müzik, bütün bunların karışımı, Türk sanat müziği, bütün bunların enstrümanlarından karışık artık belli bir senteze vardı müzik dünyası. Peki Ajda biraz kendinden kısa. Hiç şarkı sözü yazmayı düşündün mü? Müzik bestelemeyi düşündün mü? Çok düşündüm. Niye yapmadın? Yapamadın mı? Komiğime gitti çünkü. Yani kendi kendime çok komik geldi. Yani bunu yapmaya kalktığım takdirde bilmem ilk önce bana komik gelen bir şeyi ben başkalarına sunmak istemedim. Niye? Enteresan. Bilmiyorum. Niye? Yani benim öyle bir ozan tarafım yok fazla. Olur. Yani ben daha çok bir yorumcuyum, hissediyorum. Sesimi teknik olarak kullanabiliyorum. Sesimi kullanabiliyorum. Buna tekniği katabiliyorum ama hiçbir şekilde yazdığım zaman sonu gelmedi. Yani mesela başka bir şey. Yerde yani kalıyorsun. Bir yerde kalıyorsun. Çok fazla kendini önemsemiş gibi geliyor bana. Acaba başkaları seni kale alacaklar mı? Yani buralarda. Bir de beste diyorsun mesela. Beste yapıyorsun kendi kendine. Fakat diyorum ki bunu o kadar güzel yapanlar var ki. Bıraksınlar da buralarda. Ben tembel olayım. Çünkü bütün etrafım bugüne kadar hep ben koşuştum kendim için. O dönemlere bakıyorum da mesela o dönemlerde sen yükseliyorsun. O dönemde Semir Abis de tiyatrodan çıkmış, sinemaya girmiş, sinemadan çıkmış müziğe girmiş. Evet. Hiç kıskandın mı Semir Abis'i? Çok. Sahi. Kendimi öldürmeye bile kalktım o sırada. Yemin ediyorum çok kıskandım. Çünkü niye kıskandım yani? Ben o sırada koskoca Ajda Pekkan yani bir dakika. Ondan sonra Semir Abis'e bir teklif geliyor. Ve benden daha çok bir ödeme yapılıyor o sırada. Mahsus tabii bütün bunlar. Beni delirtmek için biliyorum. ve çok benim çok o sırada önem verdiğim bir mekanda sahne alıyor. Ve benim çok önem verdiğim insanlar bir anda Semir Abis'e hücum ediyorlar. Ve benim en sevdiğim şarkıyı benim söz yazarım ona yazıyor. Hangisiydi bana o? Sinirlendiği için. Those were the days. Bu ne biçim hayat ve Fecri Ebcioğlu. Vaaav. Bu öldürücü bir darbe. Gidip camını indirdim aşağıya. Evet. Vallahi yaptım. Yani o zaman benim çok kaybedecek bir şeyim yoktu herhalde ama şimdi olsa yapamam herhalde. Evet ve Semir Abis tabii çok başarılıydı. Çok başarılıydı. Keşke devam etseydi. Keşke. Çünkü bunları söylerken bir taraftan da vicdanım çok sızıyordu. Yani o benim kardeşim ve onun bir şeyler yapması lazım. Bir taraftan da benim ona abla olarak destek vermem lazım. Orada artık o yaşlarda abla kardeş. Hala da bizim öyle bir şey yok. Öyle bir hani ablamış kardeşmiş. Bazen ona abla diyorlar. Evet. Çok sinirleniyor çünkü. Halbuki kardeşim neyse burada ilan ediyorum. gibi. Ve Semir Abis daha çok bu hayatı yani devam ettirseydi... O zaman Allah'tan bırakmış. Benden başarılı olurdu. Sahi. Evet.
benden başarılı olurdu. Çünkü Semiramis şöyle söyleyeyim, yani çok mantığıyla hareket eden bir kızdır. Ama sen bunu biraz da çok başarı kazanmış olmanın verdiği bir lüksle mi söylüyorsun? Ama Semiramis iyi bir tiyatrocudur. Ha. Çok. Yani o bir şekilde oynuyordu. Sesini de katıyordu ve de bu işleri çok iyi bir iş kadını gibi ortaya koyduğu için. Bayağı rakip olurdu yani senin. Bayağı ciddi rakip olurdu, ciddi olurdu. Peki Ajda nasıl bir insan? Şimdi bakıyorum, bir kere kendiyle dolu bir insan mı? Evet evet, tabii tabii. Ha, şimdi yani... sen kendini bir de bir sürü hayatına insanlar girdi. Onların yerine koy. Hı hı. Ajda iyi bir, nasıl bir flört? Aa, onu bilemiyorum. Nasıl bir sevgili? Yani bilemiyorum. Zor mu? Ajda mı? Hı hı. Bunu flörtlerle mi alacağız mesela kıstas olarak? Bence kıstas olarak Ajda'yı bir genelleme yaptığımız zaman arkadaş ve dost çevresi veyahut da tabii ki beraber olduğu birlikteliklerinde. Ama sen görürsün, sen kendini daha iyi görürsün. Ama yok yani ikili beraberlikte insanlar daima çok daha bireysel çelişkiler içine giriyorlar. Daha başka egosentrik durumlar söz konusu oluyor. Zor mu seninle beraber olmak? Aa, bilmiyorum yani sen benim çok yakınım olarak beni çok zaman zaman hayır, gördüğün benim, için... Benim hayır, benim için hiçbir zaman bir problem olmadı ama senden beraber sana sırılsıklam aşık olmuş adamlar için bir bak, onların yönünden bir bak. Olmuşlar mıdır acaba bilmiyorum. Olmuşlar mıdır? Ben düşünmedim. Valla o kadar işlerimle ilgiliydim ki... Niye evlenmedin Ajda? Bir kere evlendim, acaba, ayıp evlendim. Olmasın diye. Tamam yani o... Sonra bir kere daha evlendim, o daha mıydı? Da ayıp olmasın diye ha. Ondan sonra... Ne güzel, ayıp olmasın diye ayıp bağlı mı ya? Böyle şeyler oluyor. Sanatçı. Yani tabii ki bu işin şaka kısmı ama hepimizin hayatında geçirdiğimiz o süreçlerde, o evrelerde inmeler ve çıkmalar oluyor. Ve kendi yaranı kendin sarman için mutlaka bir kenara çekilip böyle çok sakin bir hayat yaşaman gerekiyor ki fazla bir karambol olmadan kendin tekrar o çizgini çizebil ama diye. Ama sen kendini mutlaka onu şey yaparsan... Reklam mı oluyor? Hayır. Ses pışır ses Duyum, yapıyor. Pardon. Seyirciler rahatsız oluyor onun için. Tamam peki şöyle yapayım. Ajda şimdi senin bütün şeyine baktığımız zaman, performansına baktığımız zaman kendiyle dolu bir insan olmazsa bu performansı gösteremez. Muhakkak. Zaten... Çünkü sen sadece şarkını değil kendini de değiştirdin. Kendini hep yeniledin. Evet, dikkat edersen biraz evvel sorduğun sualle ilgili biraz onu uzaklaştırarak cevaplar vermeye çalışıyorum. Nedenine gelince o kendi doluluğumdan kaynaklanıyor. Yani ben, o sırada ben, hep ben, ben-centric oluyorsun. Yani ister istemez bencil oluyorsun. Çünkü sen eğer sana dönük olmadığın takdirde bütün bu işleri götürmen mümkün değil. Bu kadar yürekten, bu kadar istediğin neticeyi alman. Anlatabiliyor muyum? Yani ama bu zamanla kendi hayatın, şöhretin ve kimliğin oturdukça ve toplum seni bir şekilde bu kimliğinden... Eziyor mu toplum? Hayır. Kabul ettiği zaman sen zaten kendin bir locanda oturuyorsun, locana çekiliyorsun. Ve o zaman zaten bütün yaptıklarına dikkat etmeye başlıyorsun. Çünkü o kadar tavizkar oluyorsun ki olmazsan olmuyor. Şöhret zor bir şey ya taşımak. Şöhret çok zor. Tabii ha? Yani şöhreti eğer, şöhret seni kullanırsa çok kötü. Eğer sen şöhreti kullanmayı öğrenmişsen o zaman çok iyi. Sen hangisini yaptın? Ben ikinci devreye geçtim. Geçtin mi? Evet geçtim. İlk başta şöhret seni kullandı mı? Çok kullanıyordu tabii. Hı? Yani ne olduğumu anlamadım. Ben miyim, şöhret miyim, kimim, neyim, neredeyim, nasılım, niçin buradayım, ben niye girdim bu işlere ya Rabbim, ne işim var? Yani hiç alakam yoktu. Şarkı söylemek başka, böyle bir kaosun içine girmek başka. Yani bu biz mesela benim modada arkadaşlarımla, okul arkadaşlarımla biz bir yolla aynı diyaloglar içindeyken birdenbire başka diyaloglar içine giriyorsun. Ne gibi? Başka insanlarla, başka sohbetlere giriyorsun. Yani girmek mecburiyetindesin. Ben ise öyle bir insan değildim yani birdenbire kendimi. Bütün bunların içinde bulup ondan sonra da oralarda kalıp sıyrılıp buralara oturmak hakikaten bayağı yürek isteyen bir iş. Yani daha evvel bana söyleselerdi, yok almayayım teşekkür ederim filan derdim herhalde. İşte yani. Sevgili seyirciler, Ajda Pekkan'dan, Ajda Pekkan'dan bu nefis söyleşimize devam edeceğiz. Ve çünkü yavaş yavaş diğer yıllara geçeceğiz şimdilik. Süperstar yıllarına, renkli şarkılar bölümüne, dönemine ama kısa bir aradan sonra bizden ayrılmayın. Üç Ajda ile karşılaştı Türkiye. Doğru. Bir önce 1967-70'ler. yabancı dilde şarkı söyleyen Ajda, arkasından
sözleri Türkçeleştirilmiş yabancı şarkılar söylüyor. Evet, Ajda ondan sonra biraz daha arabesk müziğe ağırlık veren bir Ajda. Bize şu üç Ajda'yı tanıtsana. Niye öyleydi, nasıl oldu? Örnekleriyle. Tekamül, İstersen seni şuraya alayım, ben daha iyi olacak. Bence, tekamül bence. Bütün bunlar çok önemli. Yani bu evrimi yaşamadan buraya gelinmiyor. Tamam, onun ama için bize göster. Ay, nasıl göstereyim? Şimdi ben göster, ilk başta göster, kendi göster, kendime göster, çok alay ediyorum çünkü. Bak Fuat. Fuat Abdullah. Fuat Abdullah. Evet, sevgili aranjör arkadaşım. İlk defa mı beraber çalışıyoruz? Müzik prodüktörü. İlk defa beraber evet, çalışıyoruz. Evet, beraber çalışıyoruz. Ama bu akşam ilk defa değil. Bu gece ama. Bu akşam değil. Albümü beraber yaptık çünkü. Single'ı. Tamam. Şimdi evet Ajda Cinayetler ilk, çıktı ilk ama. Ajda ile beraber başla bize. Şöyle söyleyeyim. Mesela ilk İtalyanca şarkı söyleyerek değil mi? Sizin merak ettiniz. O zamanki ses ve... Neydi? Nasıl yorumlanıyordu? Nasıl oluyordu? Yani şöyle. Bugünkü yorumuma göre ben bu taklitleri yapmak istiyorum müsaade edersen. Yap. Kendim de bundan çok eğleniyorum. Her zaman mesela. Ama yine de dinlediğim zaman çok da... Bela değilmiş yani ama yine de eğleniyorum yani. Mesela Il Cielo e una stanza, Mina'nın şarkısı. O zaman Mina ile beraber böyle herkesin bir örnek sanatçısı var önünde. Bizim için de yabancı sanatçılardan Mina'ydı. Ella Fitzgerald'dı, şöyle buydu. Mesela Mina'nın Quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti ma alberi. Alberi infiniti quando sei qui vicino a me. Questo soffitto viola non esiste più. Io vedo il cielo sopra noi che restiamo qui. Mesela böyle gidiyordu, tamam. Şimdi o ilk Ajda'nın şarkılarından burada yorumu da öyle. Evet, yorumu da öyle. O şimdi ondan aynı sonra dönemde Türkiye, dur. Aynı dönemde başka ne vardı? En sen şey yapan. O zaman her şey affedilir bir şekildeydi çünkü şimdiki gibi değil. Sözler naif, yani çalımlar naif ama bütün bunların yanında da mesela ben heyecandan şarkıcı oluyorum. Yani müzisyen oluyorum, sanatçı oluyorum. Heyecanından o hiçbir şey görmemişim o sendromdan dolayı ve 17 yaşında diye bir şarkı söylemiş. Mine Fecebcioğlu yazmış. Sözlerinde çok komik şeyler var ama ben onu bir kısım söylemek istiyorum ve o zamanki sesimi taklit ederek. Bu ikinci Ajda. Tabii ikinci Ajda. İkinci Ajda'ya geçiyorum. O zaman pop müziğinin yabancı şarkılara söz yazımıyla ben bunu böyle söylemek lazım zannederek mesela. Tamam dur. Önce sen bana ilk Ajda'yı verdin, 70'lerin Ajda'sını, evet. Şimdi 80'lerin Ajda'sını. Evet ama yani Ajda o sırada böyle bir hafif şaşkın durumda. Bir sevgilim var, 80 değil bu. 70. Bir sevgilim var ki 17 yaşında. Her akşam bekliyorum köşe başında. El ele dolaşırken orada burada. Aşkımız hep masallarda. Gözlerim gözlerinde daldım gittim. Bilmem nasıl söylesem bu kıza bittim. Var mı böyle bir şey sözde? Yani o zaman ben bunu yıllar sonra arşiv araması taraması yaparken mesela açık hava konserinde şöyle bir antolojik bir olay yapmaya kalktığım zaman bu sözleri gördüğüm zaman çok böyle sinirime dokundu ve ben ona bittim, o kıza bittim yerine söz değişikliği yaptım. Şimdiki Ajda'ya geldiğimiz zaman bu defa da ses ve teknik ve yorum bir araya koyduğumuz zaman mesela senin şarkınla böyle bir örnek verebilirim. Mesela kimler geldi kimler geldi. Bu benim bayıldığım şarkı işte bu. Ajda bu bir yerde senin de şarkın ama. Yani Türkiye'nin şarkısı diyebiliriz. Evet yani Türkiye'nin yani politik sürecine baktığımız zaman. Kimler geldi? Sosyolojik içeriğine baktığımız zaman. Evet mesela. Bilmem ki bu akşam sen de bir hoş musun? İçmeden hatıralardan sarhoş musun? Ellerin sanki bak hala ellerimde yanıyor, duyuyor musun?
dostlar seni söylüyor, sahi mutsuz musun? Bu yolda dönüş yok, sen bilmiyor musun? Her şey gönlünce olmaz demiştim sana. Kaderden kaçılmaz görüyorsun. Kimler geldi hayatımdan, kimler geçti, hiçbirisi hasretini gidermedi. En güzeli senin kadar sevilmedi. Kimler geldi, kimler geçti? La 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 la. Yalnız bu şarkının evet ama bu şarkının sözleri çok değerli söz yazarı benim çok sevgili dostum Fikret Şeneş Hanım Efendi'ye ait olduğunu biliyorsunuz ve hakikaten Fikret Hanım bunu büyük aşkı için yazmış. Hakikaten de herkesle çok güzel örtüşen bir şarkı. Herkesle örtüşen bir şarkı. Peki çok, ondan çok, sonra çok. 2003'te şimdi bir başka aşkıyla karşımıza geldi. Şu şeyini bize dinle. Single'ımdan üçüncü şarkıyı aslında bütün herkesin nabzına göre üç ayrı versiyon yapıldı. Biri dans ve neşeli bir müzik. İkincisi daha çok dans pardon. Üçüncüsü de balad düşündüren çok içi romantik böyle romans dolu öyle bir şarkı oldu. Ve hakikaten stüdyoda bunları beraber çalışırken sevgili Fuat Abdullah'la da Abdullah Arif Mardin'de çok değerli. Aynı zamanda Berkeley. Berkeley'de çalışmak. Oradan eğitim görmüş bir genç arkadaşımız. Şu baladı bir dinletirsin. Ama Fatih'in yanına gitmem lazım. Hadi git. Hiç tutmam seni. Tamam. Gözümün önünden gitmiyorsun sen. Sözler Şehrazat, hiç aklımdan çıkmıyorsun neden? Baştan sana söylemeliydim. Arkadaşça yürütemem ben. Baştan beri söyledim olmaz. Ateşli barut yan yana durmaz. Baştan beri söyledim olmaz. Ateşli barut yan yana durmaz. Sen iste her şey çok güzel olur. Sen iste elbet bir yol bulunur. Yeter ki iste, hiç de zor olmaz. Sen iste aşkım, akan sular durur. Sen iste her şey çok güzel olur. Sen iste elbet bir yol bulunur. Yeter ki iste, hiç de zor olmaz. Sen iste aşkım, akan sular durur. Gözümün önünden gitmiyorsun sen. Hiç aklımdan çıkmıyorsun neden? Baştan sana söylemeliydim. Arkadaşça yürütemem ben. Baştan beri söyledim olmaz. Ateşle barut yan yana durmaz.
ateşle barut yan yana durmaz, durmaz. Sen iste her şey çok güzel olur, sen iste elbet bir yol bulunur. Yeter ki iste, hiç de zor olmaz. Sen iste aşkım, akar sular durur. Harika bir parça. Önce bir kere şunu söyleyeceğim hemen. Şehrazat Altın söz ve beste biliyorsunuz. Beğendiniz mi? Nefis. Sayın mı? Nefis. Çok sevindim. Hey, nefis. Yaşasın. Nefis. Hiç onda bir şüphe yok. Ben söyleyeyim sana, ben bundan sonra bırakıyorum artık. Neden? Başbakanlarla bilmem nelerle falan. Menajerlik yap. Şey yapmayacağım. Söyleşi falan yapmayacağım. sizlerle beraber olacağım. Başka çaresi yok. Ajda, şey hiç korkutuyor mu seni? Ya bir gün ben şarkı söyleyemeyecek duruma gelirsem, bütün bu güzellikler yok olursa, ben korkuyorum da onun için soruyorum. Ha, şöyle yapacağım o zaman. O zaman değil. Şimdiden bir sürü gençlere imkan vermeyi hemen düşünüyorum. Ama üretime geçiyorum. İmkan isteseler alırlar zaten. Ay yok, hemen benim yardımcı olmam lazım. Çünkü çok kısa zamanda yapacağım? Yetişmiyor onlar. Yani prodüksiyona başladım ben. Kendi şirketimi kurdum. Hı-hı. Onun için şimdi üretim ve onlara katkılarda bulunmak istiyorum. Yeni yeni. Yani hem ben kendim şarkı söyleyeceğim, kendi prodüksiyonlarımı yapacağım. Hem de onlarla beraber yeni üretimler yapacağız. Harika. Ajda, nefis bir gece geçirdin bize. Şimdi bize veda et. İnsanlar veda edeceğim şimdi ama televizyonlarını bir süre sonra kapatacaklar, uyuyacaklar. Ama. Bize ama. Nefis bir iyi geceler dile ve İyi geceler öyle, diliyorum. İzleyen bütün sizlere sonsuz sevgi ve saygılarımızı sunuyorum. Hayırlı geceler diliyorum. İleride tekrar bir şekilde bir yerlerde birlikte olmak dileğiyle diyorum. Sevgili Mehmet Ali, çok güzeldi. Çok teşekkürler ediyorum bu programda hep birlikte olduğumuz için. Sevgili Fuat Abdullah. Ve ben şimdi çok komik, absürt bir şey yapmak istemiyorum ama bunu Mehmet Ali istediler. Onun için isteriz oldu. Şimdi arabesk bir ara söyledik biliyorsunuz. Böyle bir dönem vardı. Ve orada tabii ki o şarkıları söyledik ama ben bugünün dönemine gelmek istiyorum. Bugüne gelmek istiyorum. Ve bugünlerde en sevdiğim şarkılardan bir tanesi. Kendi kendime onu nacizane sahnede söylüyorum. Ama burada da size iyi geceleri... belki de tuhaf karşılayacaksınız ama Ajda Pekkan arabesk söyler mi diye. Evet, söylüyor. Evet. Çünkü seviyorum. Her türlü seviyorum. O da bir başka Ajda işte. Bana tam veriyorsun. Tanrı istemezse yaprak düşmezmiş. Tanrı istemezse insan ölmezmiş. Sen Tanrı mısın? Beni öldürdün. Eşime, dostuma beni güldürdün. Vicdanın sesini dinle, bak ne diyor. Senin için bir can, bir can gidiyor. Vicdanın sesini dinle, bak ne diyor. Senin için bir can, bir can gidiyor. Bu kadarcık söylüyorum size ve iyi geceler diliyorum tekrar. Çok teşekkürler ediyorum. Çok mutlu.